Şimdi birincisi bence Türkiye zeytin dalı harekatıyla Amerikalıları uzun bir süre Amerikalıların uzun bir süre üzerine eğilmelerini istedikleri ve yani YPG PYD sorununa yeteri kadar ilgi gösterilmediği, buna tabii doğal olarak IŞİD'le mücadelenin de ana odak noktası olması sebebiyle yeteri kadar Türkiye'nin hassasiyetlerine kulak verilmediği düşüncesiyle IŞİD tehlikesinin de göreceli olarak bertaraf olmasıyla bu harekatla birlikte Türkiye'nin asıl yapmak istediği yani kendi sınırından kendisinin tehdit olarak gördüğü bu unsurların ya uzaklaştırılması ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu unsurlara olan desteğinin geri çekilmesini hedef olarak koydu ve bence bu ziyaretler de Türkiye'nin bu bakış açısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisini ve dikkatini yeterince çektiği anlaşılıyor. Yani bu görüşmeler, Tillerson'ın işte buraya gelmesi, dünkü görüşme, McMaster, Kalın görüşmesi vesaire. Yani Türkiye esasında birinci aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuya, bu benim için önemli, bu benim için birinci öncelik, yeteri kadar dikkatini çekmiş durumda. Ne var ki burada şöyle bir problem var. Türkiye'de kamuoyu Amerika Birleşik Devletleri'nin işte böyle monolitik, tek büyük bir kütle, orada büyük bir aklın her işi yönlendirdiğini ve her işi stratejik bir şekilde planladığını ve buna göre siyaset belirlediğini falan düşünüyor. Belki bu belirli Amerikan devlet yapısının belli bölümleri için geçerli ama dünyanın her tarafında bütün her şey alt üst olmuş iken Amerika'da Trump yönetimiyle de birçok şey alt üst oldu ve Trump dış politikadan anlamayan, dış siyasete de ilgisi olmayan, açıkçası içerideki sorunlardan dolayı da bir nebze Amerika Birleşik Devletleri dış siyasetini emekli generallere ihale etmiş bir Amerikan başkanı. Ve bugün konuştuğumuz konu yani Suriye konusu büyük bir oranda Pentagon'a ihale etmiş durum. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı da düşündüğümüz kadar aktif değil. Zaten Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın da hem personel açısından hem oraya cumhuriyetçilerin ve bu cumhuriyetçilerin özellikle bu Trump takımının bakış açısıyla birlikte zaten altının da oyulduğu ve pek destek de verilmediği bir Amerika'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla işi ele alanlar askerler. Yani Amerikan askerleri, eski Amerikan askerleri.